Galatasaray çok puan kaybetti. hatta yani işin resmi maçları kısa salırsak kupadaki Başakşehir yenilgisini de Doğru. dikkate alırsak Konya deplasmanı ile birlikte bir olumsuz durum var. 7 maçta neredeyse 3-4 maçlık bir olumsuz sonuç silsilesi diyebiliriz. ama ben Ankara gücü Fenerbahçe maçları o maçlar hakikaten Galatasaray adına final maçları olacak. Şu an önünde 3 maç var. Başakşehir, İstanbul Spor deplasmanı Sivas Spor maçı. Başakşehir maçı bence kazanacak. Haftanın kapanış maçı olması bir handikap. Neden? Fenerbahçe aylar sonra Galatasaray'la puanın eşitleme fırsatı yakaladı. Yani Giresun'da kazandığı zaman Fenerbahçe hatta Fenerbahçesinin 4-0 kazandığı zaman genel yani o zaman iki leverage sezon sonu bakıldığı için evet, evet, lider doğru. olma durumu da 4 farklı galibiyette. İkisi takımın averajlarına bakma 4 farklı diye aklımda kalmış. İstanbul Spor maçı, İstanbul Spor'un bugünkü galibiyeti, arada hükmen maçı da olacak İstanbul Spor'un ve o maç hatırlatalım şampiyonlar ligi provası olacak bir anlamda. Olimpiyat oynanacak ve Olimpiyat stadında da Galatasaray taraftarı ezici çoğunluğu sağlar o stat atmosferinde. Ve sonrasında iki tane Fenerbahçe maçı oynamış kupada Sivas Spor. Ben şöyle söyleyeyim Melike, Galatasaray'ın önündeki 3 maçtan 9 puan alacağını düşünüyorum ama Ankara Fenerbahçe maçlarının nasıl olacağını o haftanın koşullarında Konuşmamız gerek. Fenerbahçe'ye gelirsem e, Trabzon Spor, Antalya Spor, e, Giresun maçları var e, evet. Galatasaray maçı dışında. E, Fenerbahçe'nin şampiyon olması yolu zaten e, 4 maç 12 puan. Ya da işte Galatasaray'ın e, puan kayıplarına göre belki de 10 puan ama hani artık e, Fenerbahçe'nin zaten çok bıçak sırtı maçları oynadığını biliyoruz. Evet. E, Trabzon-Antalya maçları Kadıköy'de iç sahada kazanır diyorum. Giresun spor maçı da Giresun'un bugün yeni ilgisi artık Giresun için e, yani ölüm kalım maçı. Çanlar çalmaya e, başladı. Giresun'un bilmiyorum alt sıradaki diğer takımların kaç maçı var. İki Düşme tane maç alt, var. Düşman alt hattında kalan maçlar hazır mı? Ya yani maç bu akşam hani bittiği için hazır değilse sonra da girebiliriz ama hazırsa bir bakalım. Şöyle Giresun'un Giresun iki tane hükmen maçı iki, var. İki üst üste yükmen maçı var. İki hafta maç oynamayacak Fenerbahçe maçı sonrasında. Ankara gücünün durumu işte Galatasaray maçı için söylüyorsun. Tabii. Seviyorsun. Giresunspor garanti 6 puan alacağı için Ankara Gücü'nün hani önündeki iki maçı kazanması gerekecek. İşte geldi. Ee, burada işte bak, Ankara Gücü yok. O önemli çünkü. Eee Ümraniyespor için işler biraz daha zor gibi görülüyor. Evet. Ee, ama işte iki takım düşüyor. Halen bir umut var Ümraniye Farkı 5'e çıkarmış oldu İstanbulspor. İstanbulspor olan süper performans son haftalarda. Son haftalarda evet. İnanılmaz performans. Yani Herhalde büyük bir çoğunluk İstanbulspor için e, Dünya Kupasına giderken ya da dönüşünde bu takım düşer. Düşecek görüntü o yönde demişti. O çoğunluktan ben de vardım evet, diye. Öyle evet, yani. Evet, Kimse söylüyordu. bunu inkar edemez çünkü olağanüstü olmasının sebebi de bence öncelikle ara transfer döneminde hiç fena hamleler yapmadılar. O Eze ne top oynuyor. Eze L o kilo gayet iyi oyuncular. E, aynı zamanda. bugün güzel ses yaptı. Yani, etemi falan. Hani gayet iyi ve futbol bir de Fatih Hoca'nın etkisi var. Ben Osman Zeki Hoca'nın da gayet iyi futbol oynattığı kanısındaydım. Biraz neticeye gitmek. Seni ne düzeltebilirim? Mi? Fatih Tekke Hoca der miyiz? Ben Fatih Hoca deyince Fatih Teke geliyor aklıma. <laughs> Fatih Tekke tabii. Geçenlerde bana da oldu. Fatih Hoca. Bir kaldım böyle. O kadar alışmışız ki. Ben şimdi, tabii. Ya yani Fatih Tekke e, hoca öyle ifade edeyim o zaman. Gayet iyi performans. Çok ee, iyi onu, performans. Onu da merak ediyorum. Daha hani böyle kaliteli kadrolarla neler göreceğimiz. Çok çünkü vereceğimi? şöyle büyük takımlara oynatılacak futbol şablonunu oynatıyor İstanbul evet. Spor'a. çok heyecan verici açıkçası. Ve bu karşılaşmalarda da işte mesela Giresun Spor maçında da eğer az önce izlediyseniz. Ama Giresun çok kaçırdı ya. Yani. Onu söyleyeceğim. Orada da hani bir şekilde futbol, gol atıp. Futbol şansı da oluyor bazen. Böyle e, bir şey şekilde o onu aldığında. kapatmaya başarıyor. Bugün Giresun çok kaçırdı onu söyleyeyim. Evet. Peki, çok yenilgi etmedi. Penaltı dışında da yani pozisyonu var. Yani Fenerbahçe için zor bir maç olacak. Kolay maç değil. Zor bir deplasma maçı olacak onu söyleyeyim. Girişin deplasma verdi zaten ya zor. Ya da çok özür olarak. dilerim Kenan. Ben şöyle söyleyeyim. Ya çok kolay maç olur ya puan kaybolur. Yani Golün dakikasına bağlı. Yani şöyle 1-0 veya 2-1 Fenerbahçe galibiyeti olmaz bence. Fenerbahçe kazanacaksa Hiç daha Sivas'taki diyorsun. gibi evet. net bir galibiyet olur Olabilir. ya da puan kaybı. Ama tabii ki Hı. ilk olasılık. Emre de dönüyor bu ee, arada cezalıydı. Yani... Altay ve Lincoln'larca eksik yok gibi. Şöyle bir gelen yorumlara bakıyorum. Galatasaray 3 maçta sadece 4 puan alır yazmış Özgür o Bey. O zaman şampiyon olamaz. Onun net 3 maçta 4 puan alırsa evet. O zaman Beşiktaş'ın bile olamayabilir. Beşiktaş'ın senaryosu gerçekleşir yani. Hey, yani. bile olmayabilir yani. Alper Bey şampiyonluk maçı Nef Stadyumunda olacak gibi diyor Fener Fenerbahçe'mize puan, bir puan yetecek gibi giderse bir şampiyon puan. oluruz. E, bence çünkü deplasmanda kaybetmeyiz. İyi oynuyoruz yorumunu yapmış. Ayfer. 3 puan önde gitmesi lazım o zaman. Evet 3 puan önde Ya da 2 puan lazım. önde gitmesi lazım. 1 puan yetecekse. Bu arada kendi... Hatta 1 puan. Ya yani önde gitmesi lazım. Bir Şu kendi şeyimde, şunu söyleyeyim. Şimdi kendi hesabımdan açtım. Evet, kendi telefonumdan bakıyorum. Bilgisayarda problem var Twitter'a. Yanlışlıkla bir tweet'i beğendim. Yanlışlıkla beğendim geri aldım onu söyleyeyim <laughs> şimdi Oo. bir şey düşünülmesin canlı yayınlarım onu söylemiş olayım şöyle Hangi elimle tweeti? giderken. Hangi tweetti? Yok boş ver onu şimdi. <laughs> Kim şampiyon oluyordu? <gülüyor> <gülüyor> Onun bile farkında değilim yani elimle böyle giderken oldu. Bazen da... bir şey söyleyeceğim yalnız o Twitter'ın beğen e, şeyinin yerinin değişmesi lazım. Kesinlikle aşağı abi, yukarı çok... giderken. Evet abi sağlak insanlar etmedi. için çok zor yani. Takip etmediğin birinin tweetini evet, evet, evet. de beğenebiliyorsun çünkü takip etmediklerini de öneriş. O yüzden ben böyle amcalar Soldan... gibi... Soldan yapacağız. Hayır amcalar gibi böyle böyle yapıyorum ki dikkatli olsun. Ben şimdi tabii canlı yayında biraz zorlandığım için <laughs> e, öyle oldu. Mitat Kapan yazmış. Şampiyonluk yarışı son 3 haftaya kadar kesinlikle 3 takım arasına geçecek. En moralli ve rahat takım Beşiktaş. En avantajlı takım Fenerbahçe. En negatif takım Galatasaray. Her maç sürpriz sonuçlara gebe her türlü sonuca açık bir süreç yorumunu yapmış. E, Hubey Bey yazmış. Yani öyle bir senaryo var ki şampiyonluk maçı son derbi maçına kalacak gibi. Fenerbahçe oradan şampiyon çıkarsa Galatasaray için yıkım olur. Fenerbahçe 20 yıldır her şeyi yaşadı yorumunu yapmış. Şimdi e, cidden ben de hiç öngöremiyorum şu anda ne olacağını. Ama mesela bana şey anlıyor, niye gülümsüyorsunuz falan. Bizim gibi burada oturanlar için en güzel e, senaryo yarışın uzun sürmesi. Aslında futbol severler için de böyle olması lazım. Çünkü puan farkı açılınca kimsenin izleyesi gelmiyor hani olumlu tarafta olsanız da gelmiyor. Artık bitti diyorsunuz. Çok tadını çıkaramıyorsunuz. Rekabet güzeldir. Yanılıyor muyum? Yok katılıyorum. Ya tabii izleyici de anlıyorum ama ben artık hep böyle tedirgin yaklaşıyorum. <laughs> Şimdi maç öncesi bazen fotoğraf çekiyorum Sıslat'tan Kenan. Gülmüyorum çünkü ters sonuç olur paylaşırım. <laughs> Çok mu sevindin gayri puan kaybına vesaire. Artık hep böyle şeydim diken üstündeyim. Ya bu her ee, tabii ki anlayabiliyorum çünkü yani futbol profesyonelleri bu kadar alınganken evet. e, seyircinin bu alınganlığına bir şekilde anlam vermeye çalışıyorum. Hani hakaret küfür olmadığı takdirde bu alınganlık meselesini tartışabiliyoruz. Bazen ben de sinirleniyorum. Abi yani saçmalama diyorum. Nasıl bir benim söylediğim bir cümleyle nasıl bir takım demoralize olabilir ve maçı kaybedebilir? Yani bu çok eğer demoralize demoralize oluyorsa benim söylediğim bir cümleyle ve maçı kaybediyorsa Hani benim söyledim, başkasının bilmiyorum, onlar daha etkilidir. Benim söyledim cümleyi kaybediyorsa, o takım takım değil zaten. Yani ben sadece oradaki bir yorumu yaparım, bir oyuncu eleştiririm, bir teknik direktörü eleştiririm. Ama e, iş maalesef e, futbolumuzda artık düşmanlaştırmaya geldiği için herkes bir kamplaşma noktasına geldiği için herkes kendine bir e, savaşacak ya düşman ya da onu onunla birlikte savaşacak insanlar aradığı için evet, maalesef. bu biraz tartışmalı oldu. Aynı şey bugün mesela Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamalarında da hani başkanın açıklamalarında da var. Ben Türkiye Futbol Federasyonu için daha önce de dile getirmiştim. Türkiye Futbol Federasyonu kulüplerin karşısında bir pozisyonda değil. Kulüplerin bir rakibi değil. Türkiye Futbol Federasyonu federatör olması lazım. Federe etmesi gerekiyor. Yani bir araya getirmesi gerekiyor. O yüzden Sayın Büyük Büyükekşi'nin açıklamalarını ben maalesef talihsiz buluyorum kapı süpürme meselesinde evet haklı olabilir yönetimlerle ilgili biz de çok eleştiriyoruz. Ancak eğer herkes kapısını süpürecekse e, Türkiye Futbol Federasyonu'nun ciddi ciddi bir süpürge kadrosuna ihtiyacı olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü talimat değiştirmeler mi dersiniz maç oynanırken ya da sezon oynanırken? Rezervlik, rezaleti mi dersiniz? Başlattınız sonra bitirdiniz. Yabancı kuralı değişiklikleri mi dersiniz? Yoksa MHK işte hakemleri biz ele alırız deyip Ferhat Gündoğdu, Sabri Çelik, Lale Orta, 3. MHK Başkanı bu kadar kısa sürede bunu mu söylemek gerekiyor? Türkiye Futbol Federasyonu'nun kulüpler, kulüplere verebileceği bir ders yok bu konuda. Kusura bakmasınlar yönetim konusunda. Türkiye Futbol Federasyonu kulüpler ne kadar sınıfta kaldıysa o kadar sınıfta kalmıştır. Eğer bu kadar isyan varsa, hakemlerle ilgili bu kadar tartışma varsa, Maçlarla ilgili bu kadar tartışma, kaos söz konusuysa bu işin yönetilememesinden dolayı kaynaklanıyordur. Yanlış iletişimden kaynaklanıyordur. O yüzden Türkiye Futbol Federasyonu'nda hiç e, geri kalır yanı yok e, kulüplerin yönetimini eleştirirken. Önce öz eleştiri yapmak gerekiyor diye düşünüyorum. İzleyici yorumlarımıza bakacağım biraz daha. Bedir Uzun, Galatasaray Başakşehir nelerse bu iş biter demiş. Bu iş biterdi. Yani Galatasaray 5 puan dün kaybetmeseydi. 5 e, puan kaybı Karagümrük maçı e, da. Uğur Bey iyi. diyor ki finallerin takımı Galatasaray arenada Fenerbahçe'yi şampiyon olarak ne diyor? Fenerbahçe'yi şampiyon olarak çıkmanın hazını yaşar demiş. Yani şampiyon çıkar yani, o maçtan. Şampiyon çıkar o maçtan demek istemiş. Evet. Ee, şey şimdi bir de şu Yakup Bey yazmış Beşiktaş'ın Galatasaray galibiyetinden sonra Süper Lig şampiyonluğu masanın kararına kaldı. Masada Güçlü olan şampiyon olur gibi bir yorum yapmış. Şimdi ben bunu böyle bu soruyu almak için değil de şöyle soracağım. E, Fenerbahçe ve Galatasaray açısından bakıyoruz. Peki Beşiktaş'ın şampiyonluk şansı ile ilgili düşünüyorsunuz? Özellikle e, Asbaşkanı Emre Kocadağ'ın açıklamaları çok konuşuldu. E... İki, i̇ki takım gerisinde ama problem o Beşiktaş açısından yani senaryo. Şimdi şöyle son hafta Galatasaray ya da Fenerbahçe'den biri kazanırsa mantıken o takım şampiyon olur. Ben, e, benim e, denklemlerim. Şöyle olacak. Fenerbahçe Galatasaray son hafta berabere bitecek. Aradan Beşiktaş sıyrılacak diye bir senaryo kuralım ama o zaman da Fenerbahçe ile Galatasaray'ın o derbiye kadar çok puan kaybetmesi gerek. Şimdi Galatasaray'ın 5 puan kaybetmesi gerekiyor. Beşiktaş'ta evet. puanların eşitlenmesi, Beşiktaş'ın Beşiktaş öne geçmesi için ikili avantajı aldığı benim için. Benim bildiğim 8 değil mi? Şu an bir maç fazlasıyla 5 puan fazlasıyla. Evet, beş, evet. Bir maç fazlası var. İşte 5 de kaybederse 8 olması lazım evet, o yani mantıkta o zaman. Maç, 3 maçta puan 8. Fenerbahçe'nin 6 puan kaybetmesi gerekiyor. Evet, ee, çok yani mümkün, kolay olmayacak değil. diye bir şey yok matematiksel olarak tabii ki şansı var Beşiktaş'ın. Ama hani Galatasaray ve Fenerbahçe'ye göre daha zor olduğunu Ya da şöyle gerçekten... söyleyeyim. Beşiktaş tek puan kaybında bence devre dışı kalır artık. Bakarsak da görece olarak tamam Antalya Kasımpaşa deplasmanlarını kazanır diyorum ama Mesela Adana Demir deplasmanı kolay olmaz Beşiktaş için. Evet kolay maç değil. Bence. Peki devam edelim. Şimdi e, Mertens'in e, sözleşmesi otomatik olarak uzadı. Ayrıntılara bakalım haberimizde sonra konuşalım. Evet izlerken siz de söylediniz en kötü olduğu maçta uzadı da gerçekten. Ama genel sezon performansına bakınca e, zaten... Farklı bir oyun. Nellikle onu söyleyelim. Ee, yani pres yapan bir on numara yarattı Okan Hoca. Okan evet. e, Hoca'ya yazar bence Mertens performansı. E, Mertens-Sicardi bizim en doğru ikilimiz demişti. E, katılıyorum Alanya Spor maçıyla başlamıştı ikisi birlikte oynamaya. Hücum hattında zaten o maçta ikisinin golü vardı. Sonra boyun kırmızısı sonrası X, X 2 0ın 2 2ye gelen maçı hatırlatıyorum. Sonraki periyotta Mertens hep itici güç oldu. Mertens bir de diğer e, yani olumlu özelliğini söyleyeyim. Soyunma odası için çok önemli olan bir oyuncu. Bu sadece Galatasaray değil, Napoli ve Belçika milli takımlar için de geçerli. Bazen bazı futbolcuların varlığı da çok etkiliyor Takım ki Galatasaray'da e, görev yapan Fatih Demir'in de bir röportajı vardı. E, Kayseri'nin ilgisinin ardından daha uzun bir maraton lütfen gülün biz bu, bu takımı şampiyon yapacağız minvende konuşmalarla. Ben kendi adıma Galatasaray ne zaman e, bu takım şampiyonluğa beni inandırdı. 7-0'lık Başakşehir maçı 7-0'lık skor değil Kerem'in attığı gollerden sonraki o Mertens sevinci yani. Pozitiflik önemli bazen futbol takımlarında bu mutluluk ister istemez. Zaten sağ dışı sağ içi, son Gomis krizine de oyuncuların olabildiğince Gomis'ten yana tavır takımması diyebiliriz. Mertens de bu anlamda önemli bir profesyonel ama tekrarlayayım. Mustere'deki senaryo sanki biraz Mertens'te de, de oldu. Deprem için ligebelin arada bir diz sakatlığı yaşadı. İki maç kaçırdı. %100 olmadan döndü. %100'üne geldi ama açalım. Son Beşiktaş maçı bence fizik olarak hiç iyi bir görüntü vermedi. Ve derbide de evet Mustere ve Oliveira deriz ama Adekuk Bey'i de sayalım. Artı Mertens sağın en kötülerinden de.